Ve aylardır konuştuğumuz, beklediğimiz ve o çok kritik olarak tanımladığımız an geldi. Cenevre görüşmeleri bu sabah başladı. İkinci oturumuna devam ediyor liderler. Bu arada Genel Sekreterin Kıbrıs Özel Danışmanı Aydın'ın basın toplantısını dinledik. Sorulara verdiği yanıtı dinledik. Özetle belirtecek olursak her şeyin iyi başladığını söylüyor. Genel Sekreterin Özel Danışmanı Aydın ve mülkiyet konusundaki bugün masaya yatırılan bazı konularda ilerlemeler kısmi ilerlemelerin sağlandığından bahsediyor. Sürecin Kıbrıs'ta olduğunu vurguladığı Aydın, her satırın, alınan kararlarla ilgili her cümlenin Kıbrıs'ta olduğunu ve dışarıdan hiçbir müdahalenin olmadığı belirtildi. Birleşmiş Milletler'in güvenlik ve garantiler görüşmelerine müdahil olmadığı noktasında bir mesajı vardı. Aydın'ın Birleşmiş Milletler'in rolünün güvenlik ve garantilerle ilgili olan kısma kadar olduğunu belirtti. Ve güvenlik ve garantilerle ilgili alınacak olan kararın da yine garantörler ve Kıbrıs'ta taraflar tarafından belirleneceğini belirtti. Avrupa Birliği'nin rolü soruldu özellikle Aydın'a. Aydın Avrupa Birliği'nin de belirli bir rolü olduğunu, muhtemel bir Birleşik Kıbrıs'ın doğrudan bakir doğumlu Avrupa Birliği üyesi olacağı için aynen bu ifadeleri kullandı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin de belirli bir ölçüde, belirli bir rolü olduğunu süreçte belirtti. Doğrudan müdahildir demedi. Bu çok önemli bir konu. Ve 9-11 Ocak arasındaki görüşmelere bağlı olarak 12 Ocak'ta bir başarıya sürecin ulaşıp ulaşamayacağını göreceğiz dedi. Yani 9 ve 11 Ocak tarihleri arasında bu 3 gün içerisinde eğer bir yol alınabilirse o zaman 12 Ocak'ta garantilerle ilgili bir gelişmenin kaydedilebilmesi üzerine sürecin başarıya ulaşması mümkün olabilir dedi. Dolayısıyla 12 Ocak'ta ne olacak sorusuna önce 9 ve 11 Ocak'ta bir ilerleme sağlanması gerekir şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Aydın'ın özetle verdiği mesajlar bu şekildeydi. Değerli izleyenler, odak noktasına hoş geldiniz. Hafta boyunca Cenevre görüşmelerini ve burada verilen mesajları, basına verilen demeçleri aktarmaya devam edeceğiz. Çok değerli konuklarımız, çok seçkin konuklarımız var bu haftaya özel olmak üzere. Hemen program konuğumuzu takdim etmek isterim efendim sizlere. Emekli Büyükelçi Sayın Peker Turgut'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim Mert Bey, sağ olun. Efendim öncelikle tabii programımıza kırmayarak gelmiş olmanız çok önemli. Bir deneyim var karşımızda. Bu gibi süreçleri çok iyi takip eden, bu gibi diplomasi ağırlığında deneyimleri olmuş, Kıbrıs müzakerelerinde iyi bilen, takip eden isimlerden biri olduğunuz için sizle beraberiz. Bu bağlamda Aydın'ın açıklamalarını şöyle özetle gördük. Ben de üzerinden geçmeye çalıştım. Verdiği mesajları bu şekilde söyledi. İyi başlandığı söyleniyor. Barış Burcu da, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü de iyi bir başlangıçtan bahsetti. Mülkiyet konusu bugün görüşülmeye çalışılacak ama üzerinde kapanmayı bekleyen, kırmızı ve mavi yazıları siyah dönüştürmeyi bekleyen pek çok uzlaşı noktası var. Buradan 9-11 Ocak tarihi arasında ne çıkar ve 12 Ocak'ta da 9-11'e bağlı olarak bir ilerleme kaydedilir mi merak konusu. Genel hatlarıyla, genel havayı, görüşmeyi, yapılan açıklamaları nasıl buluyorsunuz efendim? Şimdi Genel Sekreterin özel temsilcisinin açıklamalarını dinlediğimiz zaman çok yuvarlak ifadeler kullanmaktadır ve kendini bağlamaktan kaçınmaktadır. Burada bize kesin bir çözüme yakın olmadığımız izlenimi edinmekteyim ben bundan. Çünkü örneğin mülkiyet konusunda bazı ilerlemeler oldu deniyor ama mesele bir alt komisyona, bir çalışma grubuna havale ediliyor. Bu tip toplantılarda, yani böyle en üst düzeyde yapılacak bir zirve toplantısına giderken böyle bir konuda son nokta konulmak üzere gidilir, son imzalar atılmak üzere gidilir. Demek ki o aşamaya henüz gelemedik, o son noktaya henüz gelemedik. Daha müzakere edilecek, görüşülecek çok şey var anlamında alıyorum ben bu açıklamaları. Evet. Dolayısıyla sıkıntı şurada. Rumların ısrarla ucu açık bir toplantı süreci istemeleri, gene bir uzatma süreci, gene bir oyalama süreci
Bunu burada da ucu açık bırakarak daha nasıl uzatabiliriz? Daha ne kadar biz Kıbrıs'ta statükonun devamını sağlayabiliriz gibi bir amaca yönelik olduğu gibi bir izlenim edinmekteyim. Geçtiğimiz hafta Aydel'in bir açıklaması vardı ve burada az önce de belirtmiş olduğunuz gibi aslında şu ana kadar yani güvenlik ve garantilerle ilgili olan konular dışında aslında çerçeve anlaşmanın ortaya çıktığı gibi bir izlenim yaratmaya çalıştı Aydel'in verdiği mesajlarda. Ve eğer iş sadece Kıbrıs liderlere kalsa bu iş tamam, bu iş çözülmüştü. Ancak güvenlik ve garantiler başlığında ana vatanların anlaşması gerekiyor şeklinde topu ana vatanlara atmış. Sanki Kıbrıs liderleri evet. bütün başlıklarda bir anlaşmaya uzlaşa varmış gibi bir hava edindirmeye çalışmıştı. İkinci bir konuysa Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocas'ın değerlendirmesi var. Birleşmiş Milletler bize garanti verdi. Eğer Cenevre'den bir uzlaşı çıkmazsa sürecin kopacağı anlamına gelmeyeceği noktasında, sürecin devam edeceği noktasında BM'den güvence aldık şeklinde bir değerlendirme var. Bütün bunlar aslında yine Türk tarafını bir şekilde masada tutmaya yönelik, süreci bir şekilde daha ilerletmeye, sürdürmeye çalışma ve aslında kimin önce masadan kalkacağına yönelik sanki atılmış bazı adımları izleyebiliyoruz. Bilmiyorum, bu gibi açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunlar tamamen bir Bizans taktiği olarak gene konunun ucunu açık bırakalım. Bu iş uzasın. Statüko nasıl olsa bize yarıyor. Bu statükoda tek egemen biziz. İstediğimizi biz yaparız. Türkler de kendi bölgelerinde çırpınıp dururlar diye bir politikanın eseridir. Hiçbir şekilde bildiğiniz gibi bunu bir takvime bağlamak istemiyorlar, sonuçlandırmak istemiyorlar. Ucu açık bir şekilde bu devam edecek, bu ihtilaf yürüyüp gidecek. Türk tarafı da kendi içinde ambargolar altında, sıkıntılar içinde yoluna devam etsin ve bize, bizim egemenliğimizi kabul edene kadar, Batı Almanya, Doğu Almanya modelinde olduğu gibi gelip bize yamalanmayı kabul edene kadar bu iş böyle gitsin diye bir politika sürdürülmektedir. Ben şu anda aynı izlenimi edinmekteyim. Cenevre'deki tutumdan, Cenevre öncesinde gerek Yunan yetkililerinin, gerek Kıbrıs Rum yetkililerinin vermiş olduğu beyanatlardan. Efendim, bazı kaynaklardan elde edindiğimiz bilgilere göre dün Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı ile Genel Sekreter arasındaki telefon görüşmesinde Sayın Erdoğan'ın da sürece katılması, karar verici masada, karar verici noktada Sayın Erdoğan'ın da toplantıya katılmasını rica ettiğini, Sayın Akıncı'ya da bunu ilettiğini söylüyor. Yunanistan'da Sayın Erdoğan'ın masaya katılmasını istiyor. Sayın Erdoğan'ın önce katılacağı belirtilmiş ancak daha sonra Sayın Erdoğan'ın katılmayacağı yönünde bazı bilgiler ulaştı, açıklamalar var. Hala çok net değil gerçi ama ne dersiniz Sayın Erdoğan'ın masaya oturması, 12 Ocak'taki muhtemel o toplantıya masaya katılıp katılmaması ile ilgili belirsizliğin ya da sürecin bu şekilde gelişmesinin nedeni nedir? Ne çıkartabiliriz buradan? Şimdi kesin sonuca gidilmeyecekse kanımca Sayın Erdoğan'ın oraya gitmesi gereksiz ve lüzumsuzdur. Sizce bunu mu gördü Sayın evet. Erdoğan? Kesin sonuca gidilecekse evet, Sayın Erdoğan orada olmalıdır ve son sözü söylemelidir. Bunda hiçbir tereddüt yok. Ama bütün amaç o değildir. Bana göre bütün amaç Sayın Erdoğan'ı orada görmek istemeleri, gerek Yunanlıların, gerek Batılıların, gerekse Avrupa Birliği'nin, bütün amaç Türkiye'yi sıkıştırmaktır. Türkiye'yi sıkışık bir pozisyona getirmektir ve istediklerini alabilmektir. Dolayısıyla kesin sonuç belirlenmeden, nihai nokta konulmadan ve o nokta çerçevesinde artık bir imza safhasına gelinmeden Sayın Erdoğan'ın bence Cenevre'de bulunması gereksiz ve lüzumsuzdur. Sizce o zaman doğru bir hamle olarak değerlendirebiliriz. Evet, evet. Önce katılma destek açıklaması tabii, ardından tabii. Cumhurbaşkanı'nın düzeyinde. Bir de düzey meselesidir burada. Evet. Yani Türkiye'den Cumhurbaşkanı sen çağırıyorsun, ana vatanımın Cumhurbaşkanı orada olacak ama öbürleri Başbakan veya Dışişleri Bakanı düzeyinde orada bulunacaklar. Böyle bir dengesizlik diplomaside olamaz. Bir tekabiliyete de uymaz. Abi. Hiçbir şekilde. Evet. Hiçbir şekilde olmaz. Peki. Şimdi gelmiş olduğumuz nokta
bu şekilde iyi başlanıldı deniliyor. Mülkiyet konusu görüşülüyor deniliyor. Bazı uzlaşılara dönüşmesi için, üzerinde anlaşma sağlanamayan noktaların uzlaşıya dönüşmesi için teknik uzmanların çalışmaya başladığı belirtildi. Siz de bunu söylediniz. Mevcut yakınlaşmaların çoğalmasından bahsediyor. 3 gün gibi kısa bir süre var. 6 başlık var. Biri 12 Ocak'ta, geriye kalan 5 başlıkla ilgili 100'den fazla maddenin anlaşılamadığı noktasında, uzlaşıya varılamadığı noktasında söylemler var. Sayın müzakereci Özgün Nami'nin yine birkaç hafta önceki bir beyanatı vardı ve kendisi aslında çerçeve anlaşmanın bütün hatlarıyla ortaya çıktığını, güvenlik garantilerin geriye kaldığını en büyük tartışma konusu olarak belirtmişti ama öyle anlaşılıyor ki ne güzel yurt, ne sınırlar, sahil sınırları, ne kapalı Maraş, ne Karpas, düzeltiyorum, ne Karpas, ne de toprak oranı ile ilgili hala anlaşılamadığını, mülkiyet kriterleri, mülkiyet başlığı ile ilgili çok ciddi hala uzaklıkların olduğu, buna benzer daha pek çok konuda ciddi sıkıntıların olduğu görülüyor. Dönüşümlü başkanlık dahil olmak üzere efendim. Bütün bunlar ortada dururken bütün çıplaklığıyla bunu artık sokaktaki normal sade vatandaş da biliyor. Bu başlıklarda hala anlaşılamadığını, işi her şeyde anlaşılmış, Cenevre'de artık sadece birkaç konuda alverle güvenlik ve garantileri de hallederek müzakereleri taşıyacak bir noktaya getirdik noktasında mesajlar vermek, gerek Türk tarafında gerek Birleşmiş Milletler nezdinde, sizin söylemiş olduğunuz gibi Türk tarafını sıkıştırmaya yönelik taktikse eğer, biz bu tuzağın içine nasıl düşüyoruz? Evet, biz bu tuzağın içine maalesef düştük. Bu tuzağın içerisindeyiz. Bir kere şunu söylemek gerekir. Türk toplumu müzakereyi yürüten ekip tarafından, müzakerelerde sürdürülmekte olan büyük bir gizlilik ve sır perdesi altında olayları sadece Rum basınından takip edebilmektedir ve yabancı kaynaklardan takip edebilmektedir. Gerçekte neler müzakere ediliyor, ne oluyor, biz toplum olarak bunu bilemiyoruz. Ama Rum basınına sızdırılan haberlere baktığınız zaman da bunlar yalanlanmadığına göre, yalanlanmadığı müddetçe ben bunları doğru olarak kabul etmek durumundayım. Başka çaresi yok bunun. Yalanlanmıyor çünkü. Gerçek değilse buyurun çıkın bunu yalanlayınız. Ya da ihtimali tutuyorsunuz zaten. Evet. O açık kapı orada duruyor. Bunun dışında kendi özel güvenilir kaynaklarından elde ettiğim bilgilerle olaya baktığım zaman da endişe verici, beni kaygılandırıcı, çok ciddi sorunların ortada durmakta olduğu kanaatindeyim. Dönüşümlü başkanlık olayını belirttiniz. En mühimi bunların birincisi, varılacak olan bir çözümün Avrupa'nın birincil hukuku olması meselesidir. Ve delegasyonlar, evet. Ve bununla, buna bağlı delegasyonlar. Avrupa'nın birincil hukuku olmayacaksa ne yaparsanız yapınız çok kısa bir süre içerisinde buradaki Türk varlığının erimesi ve sıfırlanması demektir. Kıbrıs sadece Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türkler için önem arz eden bir nokta değildir. Kıbrıs aynı zamanda Türkiye'nin birinci derecede güvenliğiyle ilgili bir konudur. Türkiye'nin güneyden kuşatılması operasyonunun bir parçasıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin burada gitmesini istemek, garantilerin kalkmasını istemek, Türkiye'nin birinci derecede güvenliğiyle ilgilidir. Sayın Erdoğan'ın birkaç gün önce bir beyanatı vardı. Yani bu sadece Mersin'de bitmiyor Türkiye'nin güney güvenliği. Bu Kıbrıs'tadır diyor. Evet. Kıbrıs'tan başlar güneyin, Türkiye'nin güneyinin güvenliği. Tabii. Evet. Pek tabii. Yani geniş bir çerçeve çiziyor çok Türkiye güvenliğine. Çok geniş bir çerçevedir. İkincisi, Avrupa Birliği devamlı bu işin içine müdahil oluyor. Evet, müşahit olarak bulunmasında fayda var. Bir birleşme olursa ki inşallah onurlu bir barış olur ve bir birleşme olur. Çözüm olur. Çözüm olur. Avrupa Birliği üyesi olacaktır bu ülke tümüyle. Avrupa Birliği bundan dolayı Kıbrıs'la ilgili olacaktır. Doğrudur. Ama Avrupa Birliği şu anda sadece ilgili değil, taraftır bu konuda. Çünkü Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'nin üyesidir. Yunanistan Avrupa Birliği üyesidir. Ve Avrupa Birliği burada bir taraftır ve müdahil olmuştur konuya. Evet. Bu dengeleri bozmaktadır.
olay burada. 2004'ten sonraki aslında en büyük değişiklik, yani 2004'ten sonra Türk tarafının lehine olabileceğini düşündüğümüz konulardan bir tanesi budur. Yani 2004'te tabii, karşımızda bir Avrupa Birliği üyesi tabii, yoktu. Tabii. Bugün karşımızda aynı zamanda bir Avrupa Birliği üyesi tabii, ülke var. Tabii. Ve doğrudan Birleşik Kıbrıs herhangi bir yeniden katılım referandumuna gitmeden taraflarca Avrupa Birliği üyesi, Avrupa Birliği üyesi olacak Bakir Doğum'la. Evet. Dolayısıyla burada Avrupa Birliği bir çözüm destekleyici değil. Burada kesin taraf. Bakir Doğum'la, yani Bakir Doğum meselesi çok önemlidir burada. Bunun üzerinde ısrarla durmak lazım. Bakir Doğum üzerinde. Çünkü Rumlar bu Bakir Doğum'a hep karşı çıkmaktadırlar ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı olarak meseleyi lanse etmeye çalışmaktadırlar. Yani Kıbrıs Türk Devleti'nin varlığını, KKTC'nin varlığını hiçe sayarak Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı şeklinde olayı göstermeye çalışmaktadır. Yani bizi oraya bir yama olarak görmektedir. Bunun detayına girelim ama önce bir Cenevre'ye tekrar bir gidelim. Peki. İsterseniz. Anadolu Ajansı Cenevre muhabiri Sayın Bayram Altuğ telefon attığımızda. Öncelikle merhaba diyelim. Cenevre'de Kıbrıs adına tabii ki Türkiye'yi de doğrudan etkileyen, dolaylı olarak etkileyen çok tarihi önemli görüşmeler cereyan ediyor. Bugün ilk günüydü. Gözlemleriniz ve aynı zamanda Ayden'in basın toplantısı ve ardından yapılan açıklamaları, değerlendirmeleri nasıl aktarabilirsiniz bize? Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Buyurun, teşekkür ederiz. Ayden'in basın toplantısı biraz önce sona erdi. Uluslararası basının burada gerçekten çok büyük bir ilgisi var. Yani dünyanın her ülkesinden, değişik ülkelerinden dünyanın belli başlı büyük ajanslarının temsilcileri, gazetecileri burada. Ben 5 aydır Cenevre'deyim. İlk defa böyle bir yoğun ilgi görüyorum herhangi bir toplantıya. Ayda toplantıda her şeyin bugün başlayan müzakerelerde her şeyin planlandığı gibi gittiğini söyledi. Son 9 ayda ciddi ilerleme kaydedildiğini söyledi adadaki sorunlarla ilgili. Ve liderlerin montrelerinde de arkasında tekrar burada buluşmak için 1 Aralık'ta karar verdiklerini söyledi. 12 Ocak'ta konferansın yapılacağını söyledi. Bir soru üzerine konferansa en üst düzeyde veyahut da bir alt düzeyde katılım olacağını, fakat şu anda bunu konfirme edemeyeceğini söyledi. Buyurun. Evet, bu önemliydi. Sürekli olarak Türk tarafının bir endişesi vardı. Kıbrıs'ı taraflar ve garantör ülkelerin dışında bir katılımın kabul edilmeyeceği noktasında Avrupa Birliği'nin belki yan odada destek ve konuyla ilgili bir görüş belirtmek ya da destek verme noktasında yardımı açısından bulunabileceği en fazla kabul edilebilir denilirken aynı zamanda toplantıyı dinledik ve burada Birleşmiş Milletler'in güvenlik ve garanti görüşmelerine dahil olmayacağıyla ilgili bir ifade söyledi, eğer yanlış duymadıysam. Biraz da bu konuyla ilgili neler söylendiğini aktarabilir misiniz bize? Yani şimdi konferansın kesinlikle yapılacağını, Avrupa Birliği'nin, İngiltere'nin, Türkiye'nin de bu toplantıda, Yunanistan'ın da bu toplantıda olacağını söyledi. Fakat katılım düzeyi konusunda herhangi bir bilgilendirme yapmadı. Bunu cevaplamaktan kaçındı. Şu anda konferansla ilgili bizim anladığımız kadarıyla buradaki basın mensubu olarak katılım düzeyi, katılacak kişiler buradaki birkaç günlük, önümüzdeki 2-3 gün içerisindeki müzakerelerin seyrine göre belli olacak diye düşünüyoruz. Eğer taraflar Montpellier'de bıraktıkları noktadan daha ileri bir noktaya gelirlerse uzlaşma konusunda Rum tarafı ısrarla devam ettirdiği uzlaşma tavrından vazgeçerse konferansla ilgili, uluslararası konferansla ilgili Türkiye'den de yüksek katılım olacağını söyleyebiliriz. Fakat söylediğim gibi Avrupa Birliği'nden katılımın olacağını söyledi ama hangi düzeyde olacağını, kimin katılacağını pek bu konuda bilgi vermedi. Particular role, yani belirli bir rol, bir rolden bahsedildi ama doğrudan bir rol değil, sadece belirli bir rolü olacağı belirtildi. Genel hava itibariyle bir gazeteci gözüyle nasıl değerlendirirsin konferansın hazırlanışı, konferanstaki bulunuşlar, medyanın ilgisini? Birazcık da buradan bir bilgi alalım sizden. Şöyle diyebiliriz, bu sabah Birleşmiş Milletler Cenevre ofisine geldiğimizde uluslararası basın kuruluşları, New York Times, Associated Press, Reuters'dan arkadaşlarımız, sürekli beraber çalıştığımız arkadaşlarımız ısrarla bilgi öğrenmeye çalıştılar bizden. Çünkü Birleşmiş Milletler görüşmeler, müzakerelerin sekteye uğramaması için sır vermiyor diyebiliriz yani. Görüşmelerin içeriğine, perde arkasında neler döndüğüne dair. Fakat şöyle bir şey söylemek istiyorum.
Cenevre'de olağanüstü güvenlik önlemleri almış durumda. Hatta bazı basın mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cenevre'ye geleceğini, bu yüzden böyle büyük önlemler alındığını söylediler. Bunlar tabii tamamen spekülasyon. Fakat çok büyük bir güvenlik önlemleri var. Hem Birleşmiş Milletler'in içerisinde hem Cenevre kentinin içerisinde. Hatta beton bariyerler konduğunu gözledik bugün Birleşmiş Milletler'in etrafında. Bu şartlar içerisinde Adabasan'ın da yoğun ilgisi var. Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerek de Rum kesiminden neredeyse basın mensuplarının tamamı buraya geldi diyebiliriz. Herkes canlı yayın yapıyor, bilgilendirmeye çalışıyor. Hatta Japonya'nın belli başlı ajansları da burada. Kıbrıs müzakereleri takip ediyor. Çin'in ajansları da takip ediyor, örnek verecek olursak. Yani çok büyük ilgi var zirveye. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Bayram Altu. Yine ilerleyen günlerde görüşmeleri takip ediyorsunuz. Yine detayları almak için bağlantı kurarız. Kolay gelsin size, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Anadolu Ajansı Cenevre muhabiri Sayın Bayram Altuğ'un aktarımları bu şekildeydi. Olağanüstü güvenlik önlemlerinden bahsedildi. DHKPC ve PKK sempatizanlarının ve bazı elebaşlarının yine bu ülkede olduğu iddiaları ve daha doğrusu bilgisi. Bunun üzerine tabii ki Sayın Erdoğan'ın da görüşmelere katılma ihtimali ve liderlerin keza aynı şekilde güvenlik tedbirlerinde üst seviyeye çekilmesine neden olduğu belirtiliyor. Genel havayı da aktarmış oldu. Cenevre'den de bir bilgi almış olduk görüşmeyle ilgili. Aydın'ın yine yuvarlak ifadelerle katılımla ilgili, masayla ilgili net bilgi vermekten, kendini bağlayıcı açıklamalar yapmaktan uzak olduğunu siz de söylemiştiniz. Bayram Altu da doğrulamış oldu, tekrarlamış oldu. Şimdi devam edelim isterseniz. Bakir Doğu meselesi en son burada kalmıştık. Yani doğrudan Birleşmiş Milletler üyesi olmak ve Avrupa Birliği üyesi olmanın Kıbrıs Türk tarafınca da Kıbrıs Türk liderliği tarafından da kabul edildiğini biliyoruz. Ama kimileri bunun sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin aslında devamının en önemli göstergesi olduğu noktasında bir tezi var. Rumlar bu şekilde düşünüyor ama Kıbrıs Türk tarafı ise buna gerek olmadığını, 2004'te de benzer bir durumun gündemde olduğunu, doğrudan katılımın aslında Birleşik Federal Kıbrıs'ın da çıkarına, yararına olacağı savunuluyor. Ne dersiniz? Burada nedir durum size göre? Bakir Doğum olayında doğrudan katılıma hiçbir engel yoktur. Bu üyeliklerin devamı için Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı şart değildir. Ancak Rumların tezi Kıbrıs Türklerinin ortaklık hakkını küçümsemek amacıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin olay devamı şeklinde olayı göstermek ve Birleşmiş Milletler'de ve Avrupa Birliği'nde Kıbrıs Cumhuriyeti devam ediyor imajını yaratmak için bunu böyle istemektedirler. Halbuki Bakir Doğum'da yeni bir devlet ortaya çıkıyor. Mevcut bir devletin ortadan kalktığı artık hukuken kabullenmiş oluyor. O devletin ötekinin yerini alması ve devam etmesi, ayrıca üyelik müracaatı yapmadan hiçbir engel yoktur bunda. Bu anlam planında da böyle benimsenmiş ve kabul edilmişti. Ama amaç o değildir. Amaç Kıbrıs Türklerini doğrudan Kıbrıs Türklerinin eşit egemen olarak, siyasi eşit bir taraf olarak bu devlette ortaklık statüsünü küçümsemek, zedelemek ve ortadan kaldırmak için Rumların taktiklerinden ibarettir bu. Evet. Peki eğer başlıklarla ilgili ilerlemeler sağlanamazsa, yani Montpellier'ine kadar 18-19 aydır liderler görüşüyor, heyetleriyle, müzakerecileriyle birlikte ilerleme sağlanabilecek noktalara gelindi. Montpellier'in de bu işi bir adım ileriye götürmek istendi. Beşlik konferans için, daha doğrusu garanti ve güvenliğin konuşulacağı toplantı için tarih almak üzere gidildi. Ama burada da başarı ulaşılamadı. Hatta reddeden taraf, toplantıyı terk eden taraf Rum tarafıydı. Türk tarafı yine bir motivasyonla Cenevre sürecini zorladı. Masadan kalkan taraf değil, her zaman bir adım önde olma politikasıyla Kıbrıs'ta özellikle son 15 yıldır, 2004'le beraber en azından diyelim, süreci zorlayan ve süreci bu noktaya getiren yine Türk tarafı oldu. Ama yine hala aradaki bir buçuk aylık zaman zarfı içerisinde bazı ilerlemelerin
istenildiği ölçüde kat edilemediğini gördük. Şimdi bu süreci Cenevre'ye taşımış olduk. Bu 3 gün bu başlıkları kapatmaya yetecek mi bilmiyoruz. Ek bir süre istenir mi? Bu masa ileri bir tarihe ertelenir mi bir kez daha? Tıpkı Montpellier'in Cenevre'ye ertelenmiş olması gibi. Yoksa bu sizce sürecin artık sona geldiği anlamına gelir mi? Eğer bir başarısızlıkla sonuçlanır, hatta garanti toplantısı, uluslararası konferans gerçekleşemezse bu yüzden ne dersiniz? Mert Bey, şimdi 12'sindeki toplantının olup olmayacağı bugünkü açıklamalarla görüyoruz ki henüz muğlak. Belli değil. Olacaksa bile ne düzeyde olacağı o da belli değil. Dolayısıyla bu bize şunu veriyor. Aydın'ın açıklamaları da aynı şeyi getiriyor. Ortada henüz çözümlenmemiş birçok konu var. 3 günde bu konular çözümlenebilecek mi? Toprak konusu 3 günde çözümlenebilecek mi? Harita 3 günde çözümlenebilecek mi? Dönüşümlü başkanlık 3 günde çözümlenebilecek mi? Mülkiyet 3 günde çözümlenebilecek mi? Bunlar çok önemli konular. Şimdi mülkiyet baktığınız zaman bütün toplu göçlerde olanın tersine Kıbrıs'ta mülkiyet sorununu bireysel olarak çözme yönüne gidilmesi isteniyor. Bireysel olarak bu işi çözemezsiniz. Bireysel olarak bu işi çözmeye gittiğiniz anda onlarca yıl insanlar birbirleriyle mahkemelerde didişecekler, kavgalar, kıyametler kopacak. Dönüşümlü başkanlık en önemli konulardan biri. Rumlar hiçbir şekilde bizim elimizdeki bütün kozları görmeden o konuda bir adım atmak istemiyorlar ve atmak niyetinde de değiller gibi geliyor bana. Çünkü adamların egemenliği bölüşmeye niyetleri yok bizim de. Bilemiyorum. Garantiler konusu, ittifak anlaşması konusu o hadi ayrı. Türkiye ve Yunanistan'ın İngiltere'nin de katılımıyla yapılacak olan bir toplantıda ele alınması gereken bir konu. Yerel liderlerin zaten onu hiç görüşmemesi gerekir. Bu şartlar altında nereye varacak bu iş? Nasıl anlaşacaklar? Yani bu başlıklar kapanmadan güvenlik ve garantiler toplantısı yapılabilir mi? Bana göre yapılamaz. Bana göre yapılamaz. Çünkü söylenen şu, referandum öncesi önemli bir tarih bu. Güvenlik ve garantilerde de bir anlaşı uzlaşı sağlanırsa geri artık anayasaların yazımıyla ilgili tabii, referanduma yönelik hazırlıklar. O teferruattır. 5-6 aylık bir süreçten bahsediyor. O teferruattır. Tamamen teferruattır, yazmıştır. Ama prensipler konusunda anlaşmaya varacaksınız. Şimdi 59 Londra-Zürih anlaşmalarına baktığımız zaman Londra-Zürih'te prensipler ortaya konuldu. Anayasanın yazımı 1960'ın Ağustos'una kadar devam etti. O ayrı bir olay. Evet. Anayasa yazımı ayrı bir konu. Ama bu eşitlik meselesi, iki tarafın eşitliği meselesi, sınırlar meselesi, kıyılar meselesi ve iki kesimlilik meselesi en önemli. Çünkü iki kesimlilik meselesi dikkat ederseniz çok sinsi planlarla ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Ne diyor? Karpaz'da bir bölge isterim diyor. Şimdi bunu tabii bizim tarafın gizlilik perdesi içinde öğrenemiyoruz ama Rum basınından öğrendiğimiz kadarıyla işte Karpaz'da bir federal park diyor. Federal park. Federal park ne demek? Üçüncü bir bölge yaratıyorsun. O federal parkta güvenliği kim sağlayacak? Emniyeti kim sağlayacak? Dolayısıyla üçüncü bir bölge yaratıyorsun orada. İki kesimliliği orada sulandırıyorsun. Güzel yurt meselesi ayrı bir mesele. Yani güzel yurt tamam 2004'te güzel yurtu güneye bırakan bir harita benimsenmişti ama o günden bugüne yıllar geçti. Oraya yerleşen insanlar vardır. Bu yıllardır bu yerleşen sosyal bir düzenini kurmuş insanlar vardır. Bunları nasıl sokağa atacaksınız bir anda siz? Evet. Yani bütün bu çerçeve içerisinde meseleyi nasıl bir çıkmaza götürürüz ve bu çıkmazın sorumlusu Türkiye olur. Hesap bu hesaptır. Yani blame game, suçlama oyunu evet. Devam ediyor. Evet. Bana göre oyun budur. Ucu açık. Gene burada anlaşamadık. Gelin biraz daha bu müzakereler devam etsin. Biz Kıbrıs'a egemen olmaya devam edelim. Statüko devam etsin. Türkler de kendi bölgelerinde ambargolarla, sıkıntılarıyla baş başa kalsınlar. Bu devam edemez artık. Yani burada bizim
bir nokta koymamız gerekiyor. Yani bir bilek güreşi gibi düşünürsek, taraflar evet. sürekli aynı pozisyonda ilerleme evet. sağlanamıyor. Mümkün değil. Gidip geliyor ama artık takat kalmadı. Yani bu süreç sırf Türk tarafı masadan kalkan taraf olmamış olsun diye, sırf Türk tarafı bir adım önde olsun diye sürekli olarak biz masada oturmaya devam ettik süre. Bu süreçte kaybeden, zaman kaybeden, enerji kıran taraf biz olacağız. Biz ancak olacağız. Diğer tarafta da gerek Avrupa Birliği'ni, Birleşmiş Milletleri, Batı'yı, Amerika'yı arkasına evet. almış, Rusya'yı arkasına almış olan Güney Kıbrıs var. Hali hazırda yine uluslararası kamuoyu nezdinde Kıbrıs Türk tarafının durumu, Türk tarafının, Türkiye'nin durumu malum ortada olacak. Suçlanan, dışlanan yine Kıbrıs Türk'ü evet. ya da Türk tarafı olacak. Şimdi burada kendi söküğümüzü dikmek zorunda mı kalıyoruz? Oraya doğru mu gidiyoruz? Ne dersiniz? Ne olacak yani? Burada bir çözüm çıkmazsa, burada bir çözüm çıkmazsa bizim burada noktayı koymamız ve B planını, C planını neyse onu devreye koymamız gerekiyor. Sizce deneyimleriniz, istişareleriniz, elde etmiş olduğunuz bilgiler ışığında şahsi fikrinizi sormak isterim. Buna yakın mıyız? Türkiye B planını masaya koymaya hazır mı? Yoksa bugüne kadar verilen ifadeler, mesajlar, iki devletli çözüm olur, farklı bir platformda müzakere ederiz, bu kez KKTC'nin tanıtılması ya da izolasyonların kaldırılması gibi hep ifadeleri duyduk. Bunlar... Tırnak içinde söylemek isterim. Bir blöf müydü? Müzakere blöfü müydü? Yoksa altı dolu mudur bunların? Altı dolu olması lazım artık. O noktaya geldik çünkü. O noktaya geldik. 48 yıldır devam eden bir müzakere süreci var. 68 Haziran'ında başladı bu. Evet. Beyrut'ta Sayın Denktaş'la Kredilis arasında, rahmetli Denktaş'la Kredilis arasında başladı 68 Haziran'ında. 48 yıl geçti aradan. Bu daha fazla devam edemez. Peki Türkiye'nin ne gibi bir hamle atmasını beklersiniz? Türkiye'nin ne gibi bir hamle atmasını? Türkiye herhalde KKTC'nin bir şekilde daha sağlamlaş bir zemine oturması, sağlamlaşması ve daha ileriye gitmesi konusunda tahmin ederim ki desteğini çok daha bariz bir şekilde ortaya koyacaktır. Peki daha ileriye gitmek, çünkü, hani ekonomik çünkü, olarak, sosyal olarak kalkınma noktasında hep destek verdi Türkiye ama... Şimdi bizim önümüzdeki siyasal engel da, siyasal olarak da en başta izolasyonlar. Yani önce izolasyonların kaldırılması siyasal gerekiyor. Siyasal olarak da bir takım ileri adımların atılması zamanı artık gelmiştir ve bunun üzerinde ciddiyetle durulması gerekiyor ve öyle zannediyorum ki durulmaktadır. 2004'te de benzer bir beklenti oldu çünkü artık Türk tarafı bırakın tarihteki haklılığını 2004'teki masadaki haklılığını dünyaya lanse etmiş. Dünyaya ispat etmişti. Ancak evet. bu yine görmezden gelindi. İşte Türk tarafı belki de yine bir kez daha haklı olarak masadan kalkmıştı. Yani referandumun ardından tek başına elinde bir evet ile duruyordu. Ancak bu evet'i kullanmadık ya da bu evet'i tekrar müzakere etme şeklinde bir tercihle yeğledik kullanmayı. Şimdi sizce bu kez 2004'e nazaran Türkiye, Türk tarafı 2004'te yapmadığı ya da yapabilecek iken vazgeçtiği ya da müzakere etmek yerine yapmayı hayal edebileceği, hayal ettiğimiz şeyi bu kez yapar mı? 2004'e göre Türkiye'nin pozisyonu, konjektür, Türkiye'nin gücü içeride ve dışarıda sizce buna müsait? Şimdi bir bardağa damlayan su damlalarını düşünün. 2004'te o damlalardan bir tanesiydi. O bardağı taşırmadı ama bugünkü damla bardağı taşırabilir. Evet. Yani dolayısıyla... Dünya sizce bu sürprize ya da böyle bir muhtemel çıkışa, radikal bir duruşa hazır mı? Radikal duruşun şekline bağlı, gelişmesine bağlı, oluşumuna bağlı. O çerçevede o günün koşulları neyi gerektiriyorsa ama Türkiye'nin koşulları bugün Türkiye'nin güneyini tehlikeye atabilecek bir statünün burada oluşmasına izin vermemesini gerektirir. Son günlerde belirli çevrelerce muhtemelen yine algı yönetimi adına kullanılabilen ya da bilinçli olarak hazırlanmış bazı haberler, iddialar var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin 82. vilayeti olacağı noktasında Türkiye'nin böyle bir hayali, böyle bir planı olduğu noktasında iddialar var. Şahsen hiçbir zaman doğru bulmadığım ve hiçbir zaman Türkiye'nin de bu yönde bir adım atmayacağını düşündüğüm
acizane fikrim olarak aktarmak isterim. Böyle bir iddiayı gündeme getirmek birincisi ne anlama gelir? Sizce Türkiye böyle bir şey düşünür mü? Kıbrıs Türk halkı buna razı olur mu? Ne dersiniz? Şimdi Türkiye böyle bir şey düşünür mü? Ben öyle zannediyorum ki bu Türkiye'yi zora sokmak isteyen çevrelerin ortaya attığı bir fikirdir. Türkiye'ye karşı bir atmosfer oluşturmak, Türkiye'ye karşı bir zemin oluşturmak ve Türkiye'ye kötü niyetli olarak takdim etmek için ortaya atılmış bir görüştür. Bunu belli çevrelerin basına bu yönde sızdırmalar yaptığı yönünde de güvenilir bilgiler vardır. Evet. Sırf Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için böyle bir iddiayı ortaya atmışlardır. Evet. Ben Türkiye'nin şu anda böyle bir düşüncesi olduğuna kesinlikle ihtimal vermiyorum. Bu çok önemliydi. Ama diyorum ki belli çevreler Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak amacıyla belli çevrelere, basın yayın çevrelerine böyle bir haber sızdırmışlardır ve bir algı yöntemiyle Türkiye'yi köşeye sıkıştırmayı amaçlamaktadırlar. Ya da belli bir çevreye yönelik mesajlar vererek bir yerleri kaşımak gibi değerlendirebiliriz. Yani bunu bilinçli olan herkes, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerek Türkiye'de, bunun muhtemelen farkına varmışlardır. 2004'te de benzer oyunlar öncesinde de yaşandığını biliyoruz, görüyoruz. Çok sayıda gazetecilerin, günlük gazetelerin bir anda ortaya çıkan, televizyonların, radyoların, dergilerin ortaya çıktığını, sivil toplum kuruluşları, örgütlerinin çıktığını görüyoruz. Çok büyük bir algı yönetimi, belki de son dönemlerde yapılan çok ciddi bir algı yönetimiydi 2004 öncesinde yaşananlar, öyle ya da böyle, içeriden ya da dışarıdan. Zaman zaman bazı tekli atışları görüyoruz, bu gibi atışları. Sizce yine benzer atışlar gelir mi? Toplum bunlardan etkilenir mi, ne dersiniz? Toplumun bunlardan fazla etkileneceğini zannetmiyorum. Toplumun esas üzerinde durduğu nokta, burada Türk varlığının devamı, Türkiye'nin güvencesi altında yaşayabilme ve ileriye gitme amacına yöneliktir. Evet, pardon. Buyurun. Bu gibi argümanları, bu gibi aslında atışları belli çevrelerin kullandığını biliyoruz. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilhak etme planı olduğu bilinçaltında ya da sürekli olarak düşündüğü, Türkiye'nin aslında bir şekilde siyasi olarak, ekonomik olarak, sosyal olarak entegre etmeye çalıştığını adanın kuzeyine yönelik, tıpkı Rumların meşhur korkuları, Türkiye ile komşu olmak gibi bir korkularının aslında Türk tarafında karşılık bulması, Türk tarafında da benzer bir korkuyu yaratmak, Türk tarafında da eyvah Türkiye geliyor algısını yaratarak Rumlarla beraber Kıbrıslılık oyununa yönelik bir argüman gibi görüyoruz. Cumhurbaşkanı buna net bir mesaj verdi. Türkiye'nin böyle bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum, düşünmek bile istemiyorum. Türkiye'ye yeterince toprakları vardır, bizim küçük bir toprağımıza ihtiyacı yoktur şeklinde. Bilemiyorum, Sayın Cumhurbaşkanı anasosyalist toprak isterken kendisine de aynı şeyi söyledi mi bu arada? Hani %1'lik bir oran kaldı arada ama cömertçe, Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı cömertliğiyle bilinir. Toprak noktasında da oldukça cömert davranarak Rum tarafının %33-%35'lerde bir öneri beklerken direkt karşısında %29.2'yi bulması gibi bir durum da yaşanırken, bu da bir çelişki, bunu da hatırlatmak istedim. Bu toprak meselesinin Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sözde ilhak etme ya da kendine bağlama gibi iddiasının tamamıyla kasıtlı, maksatlı olduğunu söylüyorsunuz. Buradan da mesajınızı veriyorsunuz. Bir de şunu buyurun söyleyeyim efendim. Yani Kıbrıslılık dediniz. Kıbrıslı diye bir millet yoktur. Bunu nereden çıkarttılar? Sayın merhum Denktaş'ın tek Kıbrıslı olarak tanımladıkları yani, canlıları biliyoruz. Karpaz'da yaşıyorlar. Kıbrıslı diye bir Kıbrıslı dediğiniz zaman Kıbrıs'ta doğan insanı tarif edersiniz. Ama Kıbrıs'ta yaşayan Rumlar vardır, Ermeniler vardır, Maronitler vardır, Latinler vardır ve Türkler vardır. Kıbrıs'taki Türkler Kıbrıslı değildir. Kıbrıs'taki Türkler 1571 yılında Karaman bölgesinden buraya göç etmiş, gelmiş Türkmenlerden oluşmaktadır. Toroslardan. Yani biz burada 1571 göçmenleriyiz. Evet. 1571'de buraya geldik ve Türk'üz. Bana kimse sen Kıbrıslısın diyemez. Kıbrıs'ta doğdum ama ben Türk'üm her şeyden önce. Evet. Bir üst kimlik meselesine çekilmeye çalışıldığını görüyoruz bu işin. Türkiye'de yaşayan Türk'le
Kıbrıs'ta yaşayan Türk ayrı değildir. Biz iki ayrı devlet, yerde, iki ayrı ülkede yaşayan aynı milletin çocuklarıyız. Evet, tek millet, tek millet. İki devlet. İki devlet, tek üç millet. Üç devlet, hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Farklı bir milletin çocukları değil. Sayın İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz haftaki bir panelde Kıbrıs'a evet. son sözü kim söyleyecek panelindeki evet. yaptığı açıklamalar evet. da evet. sizinle örtüşüyor açıklamaları. Belki de Anadolu'daki Türklüğü, soyu en keskin, en belirgin olan toplumun Kıbrıslı Türkler olduğunu söylüyor. Nereden geldikleri, orijinlerinin neresi olduğunu ortaya koyuyor. Tabii bu gibi gerçeklikler birilerini tatmin etmeyecektir. Zira bu gerçekliklere rağmen belli bir siyasi amaç güderek bu gibi açıklamalar yapıldığını biliyoruz. Hatta Rum tarafında biliyorsunuz ki Kıbrıs'ı Türk ve Kıbrıs'ı Rum'u tek kelime birleşik olarak TVR'sini küçük olarak yazarak Kıbrıs'ı Türk ve Rum'u aslında başında Kıbrıslılık vardır mesajıyla öne sürmeye çalışan birileri ne yazık ki beyin yıkamaya devam ediyor. Ne yazık ki de etkili olduklarını zaman zaman görüyoruz. Buyurun. 1997'de Amerikan Cumhurbaşkanı temsilcisi Holbrooke'la Kıbrıs konusunu tartışırken bu Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum meselesinde bir katkım olmuştu benim. Holbrooke şöyle diyordu. Cypriot Turk and Cypriot Greek. Ben ona hayır dedim. Katılmıyorum bu görüşünüze. Turkish Cypriot, Greek Cypriot. Yani Kıbrıslı Türk değil, Türk Kıbrıslı. Evet. Bu çok önemli bir ayrımdır ve bunun üzerinde durulması gerekir. Bu etnisiteyi unutmamamız lazımdır. Kıbrıslılık konseptiyle, Kıbrıslılık kavramıyla bize Türklüğümüzü unutturamazlar. Bizi bundan vazgeçiremezler. Evet. Peki. Şimdi notlarında bilmem bulabilir miyim şu anda ama ben size 1571'de ilk kafileyle kaç ailenin Kıbrıs'a iskan edildiğini de söyleyebilirim. Evet. Bilmiyorum ama bulabilir miyim notlarında. Osmanlı kayıtlarında mutlaka vardı. Osmanlı kayıtlarına dayanarak. Evet. Osmanlı arşivi. Osmanlı kayıtlarına dayanarak eğer şurada yanımda varsa hemen söyleyeceğim size. Evet, peki. Bu arada bir kez daha sözlerinizi toparlar iken ki programımızın süresinin sonuna geldik. 12 Ocak'ta muhtemel bir uluslararası konferansın evet. olup olmayacağını muğlak olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Buldunuz mu efendim? Yok, bulamadım. Peki. Kapalı olduğu için internet. İnşallah bulamadım. İnşallah bir başka sohbetimizde evet. bunu tekrar gündeme getiririz. 12 Ocak muğlak diyorsunuz. Ailede 12 Ocak'a kadar yapılacak olan müzakereler belirleyecek evet. uluslararası konferansın olup olmayacağını hatta evet. olacaksa da durumunu şeklinde bir değerlendirmeniz var. Bu önemli. Varsa son bir mesajınızı alalım ve programı kapatalım efendim. Valla çok net bir şekilde şunu söyleyeyim. Birincil hukuk meselesi önemlidir. İki kesimlilik hiçbir şekilde sulandırılmamalıdır. Ancak yani bugüne kadar yapılan görüşmelerden edindiğim izlenim benim gerek Rum basını haberlerinden gerek diğer kaynaklardan edindiğim izlenim mutabakat sağlanan bazı konularda iki kesimliliği sonunda zora sokacak bir takım kabullerimiz olduğu izlenimi bende vardır. Bunlar çok tehlikelidir. Bunlar tekrar gözden geçirilmelidir. Ve iki kesimliliği, iki toplumluluğu hiçbir şekilde zedelemeyecek bir çözüme gitmemiz gerekir. Aksi halde birincil hukuku da sağlayamazsak Kıbrıs'ı kaybedilmiş bir dava olarak görmek gerekir. Peki. Teşekkür ederiz bu uyarılarınız ve vermiş olduğunuz mesajlar için, katkınız için. Yayınız efendim çok sağ olun. Evet. Değerli izleyenler, evet, odak noktasının haftanın ilk programı Cenevre görüşmelerinin de ilk gününden öne çıkan başlıkları masaya yatırmaya canlı bağlantıyla AİD'nin açıklamalarını ve yine Cenevre'den telefon bağlantısıyla son duruma ilişkin detayları paylaşmaya çalıştık sizlerle. Yarın yine aynı saatte yine çok değerli bir konukla hafta boyunca özellikle Cenevre görüşmelerine ilişkin olarak detayları ve gelişmeleri paylaşmak üzere yeniden görüşünceye dek hoşça kalın efendim.